Tevhidi savunurken şirke düşenler. Resul Bölükbaşı. İçinde bulunduğumuz şu son zamanlarda yüce dinimizi, ehli sünnet akaidini savunanların sayısı gün be gün azalmakta olup, buna mukabil ben profesörüm, dinin uzmanıyım diyerek yüce dinimizi, onun akidesini sarsmaya çalışan ehli sünnet düşmanlarının sayısı ise hızla artmaktadır. İşte bundan dolayıdır ki Ehl-i Sünnet akaidini bilen ve bu itikatla mütekit olan hocaların mesuliyeti çok büyüktür. Neme lazım, herkes bildiğini okusun diyecek noktada değiliz. Zira bu din tahripçileri, tevhidi anlatıyoruz bahanesiyle şirki yaymaktadırlar. Bu durum Ehl-i Sünnet ulemasına zarar vermeyebilir ama Ehl-i Sünnet'e mensup olduğu halde bu hususta yeterince malumatı olmayan, ihlaslı fakat bilgisiz, zavallı mümin kardeşlerimizin fikirlerinin bulandırılması, şüpheye düşürülmesi ve itikatlarının zedelenmesiyle telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açmaktadır. Bu din tahripçileri önce sünneti, Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şeriflerini devreden çıkarmak suretiyle işe başladılar ve durmak bilmeyen bir hızla batıl olan yollarında yürümeye devam ettiler. Bunlardan bazıları sözde tevhidi savunmak maksadıyla önce tevessülü reddettiler. Hatta işi şefaati inkar edecek kadar ileri götürerek 1400 yıldan bu yana telaffuz edilen Ya Resulallah demenin şirk olduğunu iddia ettiler. Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden Müslümanları bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ile kendi aralarında aracı gördükleri için tekfir ettiler. Siz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ilahlaştırıyorsunuz dediler. Halbuki bu şehadeti getiren her Müslüman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önce Allah Celle Celaluhu'nun kulu, sonra Allah Celle Celaluhu'nun Resulü olduğunu ikrar edip bu ikrarını kalbiyle de tasdik ediyor. Hal böyleyken, sırf Resulullah'ı vesile olarak kabul ettikleri için mümin ve muvahhid olan bu nezih ehl-i sünnet kardeşlerimiz tekfir edilmektedir. Bu din tahripçilerine sorulduğunda ise, biz tevhidi muhafaza etmeye çalışıyoruz diyerek bu hezeyanlarını kamufle etmeye gayret ediyorlar. Bu mevzuda, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ya görmezden geliyorlar ya da keyfi yorumlarla saptırmaya çalışıyorlar. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kitabında, Habibim, de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bana hakkıyla uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir buyuruyor. Âl-i İmrân Suresi 31. Ayet-i Kerime. Burada açıkça anlaşılıyor ki, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun, bizi sevmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmamıza bağlıdır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu ile bizim aramızda aracıdır, elçidir, Resuldür. Bir başka ayetinde ise her kim o Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse zaten biz seni onlar üzerine bir bekçi olarak göndermedik buyurmaktadır. Nisa suresi 80. ayet-i kerime. Bir başka ayetinde ise her kim Allah ve Resulüne itaat ederse o kimseler Allah'ın kendilerine ihsanda bulunmuş olduğu o peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar arkadaş olarak ne güzel olmuştur diye müjde vermektedir. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendi isminin yanında mutlak itaat edilmesi gereken biri olduğunu beyan etmekle haşa Resulullah'ın kendisine eş olduğunu mu söylüyor maazallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki kuldur, beşerdir, insandır ama bunun yanında Allahu Teala'nın sevgilisi, nebisi ve Resulüdür. O ümmetinin kaidi,
lideri ve önderidir. Aynı zamanda şefaati makbul olan bir şafiidir. O, Livaül Hamd Sancağı'nın ve Havz-ı Kevser'in sahibidir. O, ümmetinin en zor anlarında ümmeti, ümmeti diyen şefkatli bir peygamberdir. O, yakında Rabbin sana razı olacağın kadar yetki ve selahiyet verecektir fermanının muhatabıdır. O, yüce peygamber bu ayeti okuyup, "Vallahi ben ümmetimden bir kişi cehennemde olursa asla buna razı olmam" diyen bir şefaatçidir. Evet, bu dini aslından saptıranlar keyfi yorumlarıyla neyi reddediyorlar? Onlar kabir azabını da inkar ettiler. Kabir azabı hakkında bunca hadisi şerifler, hatta Kur'an-ı Kerim'de buna dair nas bulunduğu halde bunları yok kabul ederek inkara cüret ettiler. Daha sonra ayet ile sabit değildir gerekçesiyle önce Miracı, bu kadarıyla yetinmeyip Kur'an ayetiyle müdellel olan İsra'yı inkar ettiler. Bunlardan bir tanesi aynen şöyle söylemektedir: "Peygamberimiz nasıl göğe çıkabilir ki? Orada belli bir atmosferden sonra oksijen olmadığına göre insan oksijensiz yaşayabilir mi?" Bu da sözde tevhidi savunanlardan biri. Bir yandan tevhidi savunurken, diğer yandan insanı yaşatanın oksijen olduğunu, oksijen olmadan Allah Celle Celaluhu'nun insanı yaşatamayacağını iddia ediyor. Bu nasıl bir tevhid anlayışı, anlamak çok zor. Bir diğeri ise, "Tenzih o zata ki, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp etrafını bereketli kıldığımız o Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. Ta ki ona bazı ayetlerimizi gösterelim diye. Şüphesiz ki Semir'de, Basir'de ancak odur" ayetiyle sabit olduğu halde İsra hadisesini kabul etmiyor ve böylece bu ilahi fermanı reddetmeye veya caiz olmayan bir teville tevil etmeye çalışıyor. Bu kendini bilmezler, televizyon ekranlarında bu hezeyanları söylerken bu necip milletten utanmıyorlar mı? Vallahi ben onlar adına utanıyor ve diyorum ki, profesörüm diyen bir insan bu kadar da gülünecek bir hale nasıl gelebiliyor? El insaf, el hazer doğrusu. Maalesef bunlar her geçen gün daha büyük hezeyanlar peşinde mesailerini tüketiyorlar ve dahası ömürlerini bu delalet içinde bitirip adım adım azabına inanmadıkları kabre doğru yürüyorlar. Allah Celle Celaluhu adına yemin ederim ki kabirlerinde o inkar ettikleri azabı, acı hem de çok elim bir şekilde tadacaklar ve kendilerine "inkar etmekte bulunmuş olmanız sebebiyle tadın bu azabı" denilecektir. En'am suresi 30. ayet-i kerime. Evet, bunlar her geçen gün daha büyük bataklığa düşüyor. Battıkça batıyorlar. Gün be gün tereddi ederken terakki ettiklerini zannediyorlar. Zira iblis onlara o bozuk akidelerini süslüyor ve delaletten delalete sevk ediyor. İşte onlardan bir tanesini daha ele alalım. Bu kişinin hezeyanı daha da büyük, hatta 5 yaşındaki çocukları güldürecek kadar hazin. Az sonra okuyacağınız bu hezeyan aynı zamanda korkunç da bir çelişkidir. Şöyle ki, bir taraftan tevhidi savunuyorum diye ortaya çıkacaksınız ve tevhidi savunduğunuz için de şefaati reddedeceksiniz. Diğer yandan da Cenab-ı Hakk'ın hadiseleri olmadan önce bilemeyeceğini iddia etmek suretiyle Allah Celle Celaluhu'yu tecil ederek ona noksanlık arz eden cehaleti isnat edeceksiniz. Bu hem bir hezeyan hem de bir çelişki değil midir? Bu ne büyük cüret, ne korkunç bir iddia. Ne günlere kaldık ya Rabbi, bunu da mı duyacaktık? Hem de bir din profesörünün ağzından. Bu ne büyük cüret. Hele hele Kur'an-ı Kerim'i yüzünden bile okumakta güçlük çeken birinin ağzından bunların duyulması ne kadar garip değil mi? Demek ki Allah Celle Celaluhu cüz'iyatı bilmez, geleceği bilmez, yarattığı kullarının kim, ne zaman, kiminle evleneceğini bilmezmiş. Kendisine "bunları sen mi söylüyorsun?" diye sorulduğunda "hayır, Allah böyle söylüyor" diyerek bir de Allah Celle Celaluhu'ya iftira ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki "Allah'a yalanı iftira edenden daha büyük zalim kim olabilir?" ayeti kerimesinin mealini hiç değilse Türkçe mealden okumuyor mu bu kişi? Çok merak ediyorum ve muhterem hocalarımızdan bilhassa tarihçilerden öğrenmek istiyorum.
acaba tarihte din adına ortaya çıkıp Allah geleceği bilmez iddiasını ortaya atan başka biri var mıdır? Bu adam çıkıp, Allah senin namaz kılmayacağını biliyorsa, sana namazı emretmesinin ne manası var ki diyebiliyor. Şimdi bu bozuk itikatları yayanlara, reddiye olsun diye Kur'an-ı Kerim'den mevzuyla alakalı bazı ayeti kerimeleri sıralayalım. Onlar bilmediler mi ki, gerçekten Allah onların sırlarını da, fısıldamalarını da bilmektedir. Ve şüphesiz ki Allah, tüm gayıpları hakkıyla bilen bir zattır. Tevbe suresi 78. ayet-i kerime. Bilmedin mi ki, şüphesiz Allah, yerde ve gökte bulunan şeyleri bilmektedir. Hac suresi 70. ayet-i kerime. Andolsun ki, elbette insanı gerçekten biz yarattık ve nefsinin ona gizlice neler fısıldadığını bilmekteyiz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet-i kerime. Allah, göğüslerin sahip olduğu şeye alimdir. Tevabun suresi 4. ayet-i kerime. O, önlerinde olanları da, arkalarında bulunanları da bilmektedir. Bakara suresi 255. ayet-i kerime. Sözü açığa vuracak olursan, gerçekten de o, sırrı da daha gizli olanı da bilmektedir. Taha suresi 7. ayet-i kerime. Yeryüzünde hafifçe yürüyen hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. O, onların karargahlarını da, emanet bırakıldıkları yerleri de bilmektedir. Hud suresi 6. ayet-i kerime. Senin Rabbin, onların göğüslerinin gizlemekte olduğu şeyleri de, açığa vurdukları şeyleri de bilmektedir. Kasas suresi 69. ayet-i kerime. O, anın bilgisi ancak ona döndürülür. Onun ilmiyle birlikte olmadıkça, meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkamaz, hiçbir dişi de hamile kalamaz ve doğuramaz. Fussilet suresi 47. ayet-i kerime. Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca bir şey bile senin Rabbinden kaybolmaz. İşte ne bundan daha küçüğü, ne de daha büyüğü yoktur ki, pek açık bir kitapta bulunmasın. Hal böyleyken, Allah Celle Celaluhu hakkında böylesine küstahça bir iddia hezeyan değil de nedir? Eğer bilmiyorsan konuşma. Hele Allah Celle Celaluhu hakkında ileri geri konuşmak ne büyük cüret. İnsanın kanını donduruyor. Bu kişilere Cenab-ı Hakk'ın A'raf suresindeki "Bilmemekte olduğunuz şeyleri mi Allah'a karşı söylüyorsunuz?" ayetiyle Yunus suresinin "De ki, Allah'a karşı yalan uydurmayı sürdüren o kimseler gerçekten de felah bulamayacaklardır." ayeti kerimesini kimse okuyup anlatmıyor mu? Biz, Ehl-i Sünnet Müslümanları olarak şuna inanıyoruz ki, Cenab-ı Hak gecenin zifiri karanlığında kara taşın üzerinde dolaşan kara karıncayı görür, bilir ve onun ayak seslerini duyar. İsterseniz, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının noksanlıklarından münezzeh ve her türlü kemalatla muttasıf olduğu hususundaki Ehl-i Sünnet akidesini özetleyelim. O, Yüce Allah Celle Celaluhu birdir. Ortağı yoktur. Tektir, benzeri yoktur. Samettir. O kimseye muhtaç değildir ama ona herkes muhtaçtır. Zıttı yoktur, şeriki yoktur, her cihetten tektir. O, evveli olmayan bir ezeldir. Varlığının başlangıcı yoktur. O, sonu olmayan bir bakidir. Varlığı daimidir, nihayeti yoktur. O, daimi olarak her şeyi bilir, yok olanı yok olarak bilir, ne zaman, ne şekilde var edeceğini de bilir, yarattıklarını idare eder. O, evvel, ahir kibriya vasıflarıyla muttasıftır. Zamanların sona ermesi ve müddetlerin bitmesiyle onda asla değişiklik olmaz. O, kendisine has bir hayat sıfatıyla muttasıftır. Hayyu la yemuttur. Hayatının başlangıcı olmadığı gibi nihayeti de yoktur. O, ilim sıfatıyla muttasıftır. O sıfat onda daimdir ve bu sıfat bütün sıfatlar gibi sonsuzdur. Bu sıfatla her şeyi, ezeli, ebedi geçmişi, hali, geleceği, gaybı sonsuz bir şekilde bilir.
onun hakkında şunu bilir ama şunu bilmez denilemez. Denilirse ona noksanlık izafe edilmiş olur ki bunu diyen kişi Cenab-ı Hakk'ı tenzih ve takdis etmemiş olur ve böylece tevhidi ihlal ederek itikadi durumu Mekke müşriklerinin itikadından farksız olur. Hatta delalette onları bile geçmiş olur. O semirdir, duyar, işitir. Onun işitmesi herhangi bir alet veya azayla değildir. Diğer sıfatları gibi bu sıfatta sonsuzdur. O aynı zamanda basirdir. Basar sıfatına sahiptir. Her şeyi görür, zaman, mekan ve mesafeye bağlı olmaksızın görür. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun görmesi de sonsuzdur. O kudret sıfatıyla da muttasıftır. Onun kudreti de namütenahidir, sonsuzdur. O sonsuz iradeye sahiptir. Dilediğini dilediği zaman da yapar, onun iradesine hiç kimse müdahale edemez. O sonsuz kelama sahiptir. Onun kelamının nihayeti yoktur. Ondan daha doğrusunu bilen, söyleyen yoktur. O yaratmış olduğu mahlukatın her nevisini bilerek hikmetine uygun bir şekilde yaratmıştır. Bu mahlukatın içerisinde insanı ekmeli mahluk ve kendisini halife olarak yaratmış, akıl nimetiyle donatmıştır. Yaratmış olduğu insanları dünya hayatında ne şekilde yaşamaları uygun ise, o şekilde yaşamaları için peygamberler ve bu peygamberler vasıtasıyla kitaplar, sahifeler, kaideler ve yaşayış tarzını ihtiva eden risalet nimetiyle tenim etmiştir.